Evet, rakamlar böyle. Hemen Ceren Dilekçi ve konuğuna sözü bırakalım son değerlendirmeler için. Evet Gizem, dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı EMİT bugün İstanbul'da kapılarını açtı. Hem fuarı hem de yeni dönemde turizm sektörünün hedeflerini konuşacağız. Yanımızda TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya var. Firuz Bey, aslında geçtiğimiz senelerde fuarı her sene ziyaret ediyoruz. Fakat yabancılar tarafında bazı iptaller söz konusu olmuştu. Bu sene baktığınızda benzer olumsuzlukları görüyor musunuz? Özellikle yabancı tarafında talep nasıl fuara? Yok, talep gayet yüksek. 85 ülkeden 600'ün üzerinde tur operatörü katılıyor. Gerçekten Türkiye'nin en büyük turizm fuarı diyebiliriz. Zaten iki tane önemli fuarımız var. Bir tanesi ve bir tanesi İzmir Travel Turkey. Dolayısıyla bu iki fuarla turizm pazarlaması anlamında bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor Türkiye. Son derece faydalı kalabalığı görüyorsunuz. Çok ilgi yüksek. Ülkemizdeki herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı zamanki durum bu. Daha önceki iptaller biliyorsunuz yaşanan olumsuzluklardan dolayıydı. Çok şükür iki senedir öyle bir durumumuz yok. Hızla yukarıya doğru hem rakamlar çıkıyor hem katılımcılar artık rahatlıkla gelip ülkemizde pazarlama faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Bugün 2018 yılı turizm verileri açıklandı. Turist sayısı 2018 yılında %22 oranında artış gösterdi. Turizm gelirlerinde ise %12'lik bir artış görmekteyiz. Genel olarak baktığınız zaman resmi nasıl değerlendirirsiniz 2018 yılındaki? Şimdi, daha önce tespitlerimiz de aynı şekilde. Önce turist sayısı artacak, yataklardaki doluluk oranları yükselecek. Ondan sonra fiyata sıra gelecek. Artık fiyatın zamanı başlıyor. 2019'dan itibaren fiyatlar yukarıya doğru gelecek. Kişi sayısındaki artışta önemli bir nokta var belirtmeniz gereken. Bu kişi sayısı artışları klasik pazarlarımızdan kaynaklanmıyor. Alternatif pazarlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok iyi bir haber. 2019-2020'de klasik pazarlarımızda döndüğü zaman gerçekten özellikle 2019'u 50 milyon turist hedefiyle giriyoruz. İnşallah rahatlıkla bu hedefimizi tutturacağız. Gelir de bu seneden itibaren yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacak. Peki baktığınız zaman 2019 yılı için erken rezervasyonlarda bir artış görüyor musunuz geçen yıla kıyasla? Talep nasıl? Yurt dışı pazarlarda rezervasyonlarda çok önemli artışlar var. Yurt içinde bir hafif daralma var erken rezervasyonlarda fiyat artışlarından dolayı. Onu da toparlayacağını ümit ediyorum ben. Bir sıkıntı gözükmüyor Türk turizmi için 2019'da. Önümüzde fuarlar var. Fuarlarda sonra daha net değerlendirmeler yapma şansımız olabilir. Mart sonunda daha net bir resim görürüz. Evet, az önce bir basın toplantısındaydım. Yurt içi pazarda %15 daralma beklediklerini söyledi. Bu sene otel fiyatlarındaki artış ve özellikle otellerin yabancı tercihinden dolayı siz ne kadar bir daralma öngörüyorsunuz ve otellerde ne kadarlık bir fiyat artışı yaşanacak 2019 yazında? Şimdi erken rezervasyonda bir daralma var. Göreceli olarak fiyatları şu anda insanların bir de fiyatlara alışma süreci var. Gerçekten bu dövizdeki ani yükselişten dolayı oteller doğal olarak pazarlamalarını yurt dışına da talep çok fazla. Doğal olarak yurt dışındaki yolcuyu, misafiri tercih eder bir dönem yaşadık, kısa bir dönemde olsa. Şu anda yavaş yavaş geriye geliyor. Ben iç pazarda da daralma beklemiyorum. Erken rezervasyonda daralma var, doğru. %15'lik bir daralmadan bahsediyor bu işi yapan arkadaşlarımız. Onlarla da sohbet ediyoruz ama sezonun içinde toparlayacaktır. İç turizmde de rakamlarımızı artırarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Az önce Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıklamalarını dinledik. Bakan yeni bir yasa hazırlığındayız dedi ve TÜRSAP'la çalışma içerisindeyiz dedi. Biraz detaylarını alabilir miyiz sizden bu yeni yasanın? Şimdi Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 1972 yılında çıkmış bir yasa. Daha sonradan ufak bir revize yapıldı ama köklü bir değişiklik gerekiyor. Çünkü turizmin kendisi değiştiği gibi pazarlaması da tamamen değişti. Dijital platformlar artık hayatımıza girdi. Dolayısıyla çağın gerek ve koşullarına uymamız için, uyabilmemiz için, onlarla uluslararası anlamda diğer ülkelerle rekabet edebilmemiz için eksiklerimizi hızla tamamlamamız gerekiyor. 1618 sayılı yasada bunlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok kısa bir sürede bakanlığımızla birlikte inşallah Türkiye'ye yakışan, Türk turizmine yakışan, tüketici odaklı, haksız rekabeti önleyici
bir yasa çalışması devam ediyor. En kısa sürede inşallah bakanlığımızın çalışmalarıyla tamamlanacak. Son bir dakikalık süreçte de Turizm Geliştirme Fonu'nun seçim sonrası devreye alınmasını beklediklerini söyledi Sayın Bakan. Bu fonun detaylarına ilişkin neler söylersiniz? Turizm detayları şu: sektör paydaşlarının bu fona katkıda bulunması. Bugüne kadar tanıtım ve pazarlama firmaların kendi özel kaynaklarıyla, kendi bütçeleri içinde, bir de devletimizin turizm tanıtma bütçesi içinden yürüyordu. Bir hem kaynak israfı vardı, hem gerçekten bir emek israfı vardı. Herkes bir yerinden tutuyor, bir koordinasyon yoktu. Uluslararası pazarda dünyada insanlar ne yapıyorsa 3 aşağı 5 yukarı aynısını modelleyerek bizim de ülkemizde hem özel sektörün hem de kamunun ortak bir havuzda kaynakları, hem insan kaynağını, hem fikri, hem de maddi kaynakları buluşturarak tek elden yönetilmesi konusunda bir çalışma bu. Son derece sektör de olumlu buluyor. İnşallah hayal edildiği gibi, tahmin edildiği gibi ve düşünüldüğü gibi hayata geçireceğiz. Çok teşekkürler. Evet, Gizem Türsap Başkanı Firuz Bağlıkaya ile turizm sektörünü konuştuk. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren Dix, çok teşekkür ediyoruz.